Evet sevgili Radyo Spor dinleyicileri, gündem programımız devam ediyor. Programımızın başında biliyorsunuz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi ve spor hukuku uzmanı Profesör Doktor Erkan Küçük Güngör'ü ağırladık ve kendisine Savcı Mehmet Berk ile ilgili Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun soruşturma açıp açmayacağı, açmasıyla ilgili gelişmeleri, açtıktan sonra sürecin nasıl etkileneceğini sorduk, detayları aldık. Bunun dışında Türkiye finalleri oldu. Rakip buldu 2011 il şampiyonlarının böyle nefes kesen mücadelesi. Rakip bulun zorlu mevsim şartları altında ortaya koyduğu başarılı organizasyonla birleşti ve ortaya müthiş görüntüler çıktı. Şimdi telefon attığımızda Rakip buldan Sayın Deniz Durul var. Deniz Bey hoş geldiniz Radyo Spor'a. Hoş geldiniz Sigin Hanım ve İlker Bey, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Müthiş bir organizasyona imza attınız yine zorlu hava koşullarına rağmen. Biraz organizasyondan bahsedin bize lütfen. Tabii ki de geçen hafta cumartesi pazar günleri illerimizin katılımıyla İzmir şampiyonu, Denizli şampiyonu, Ankara şampiyonu, Antalya şampiyonu, Bursa şampiyonu ve İstanbul Anadolu Avrupa şampiyonlarının katılımıyla İstanbul'da Bayrampaşa'da cumartesi ve pazar günleri muhteşem bir şenlik havası oluştu açıkçası. Hı hı. Güzel bir organizasyon oldu, güzel bir final oldu. Final ev sahibinde kaldı, İstanbul'da kaldı. Akbal takımı Türkiye Rakip Bul 2011 şampiyonu oldu. Hakikaten izleyenler soğuk havaya rağmen, kar yağışına rağmen güzel bir atmosferle içlerini ısıttılar açıkçası. Finalde havai fişek gösterileri, meşaleler vardı. Çok güzel bir atmosfer vardı ve en önemlisi de İtalyan yapımı kupa. 10 kilogram ağırlığında İtalyan yapımı kupa izleyenler tarafından çok beğenildi açıkçası. Güzel bir final oldu. Herkes de çok memnun kaldı açıkçası. Evet, bundan sonraki organizasyonlarınızdan da biraz bahsedin isterseniz. Süreç nasıl ilerliyor şimdi? Neler yapılacak önümüzdeki haftalarda? Şu an zaten 12 ilimizde ki buna Kıbrıs, Gazi Megosa da dahil oldu. Maçlarımız devam ediyor. Dediğim gibi üyelerimiz ücretsiz bir şekilde sitemize rakipbul.com'a üye olup takımlarını kurup diledikleri zaman, diledikleri saatte, diledikleri sahada, diledikleri rakiple maç yapabiliyorlar. Her maçlarında hakem var. Saha koordinatörü var, video ve fotoğrafları çekiyor. Haberleri yapılıyor. Yani bir gün sonra, maçtan bir gün sonra siteye rakipbul.com'a girdikleri zaman maçın haberini görüyorlar detaylı. İstatistiklerini görüyorlar. Maçın video görüyorlar ve fotoğraflarını görüyorlar. Güzel bir atmosfer oluşturuyorlar. Dediğim gibi maçlar her gün devam ediyor. Yapmaları gereken 30 saniye üye olup kesinlikle bu güzel zevkten mahrum kalmamak. Evet. Peki hala Sayın Deniz Durul çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Organizasyonlarınızın devamı. Sizlere teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Dileklerimizi de iletelim. Sayın Deniz Durul telefon attığımızdaydı Rakipbul'dan. Rakipbul.com internet sitesinden az önce Deniz Bey'in de anlattığı organizasyonlara katılmak istiyorsanız rakibinizi bulup takımınızı kuracaksınız. Takımınızı kurup rakibinizi bulacaksınız. Çok ilginç bir lig oluyor gerçekten. İnanılmaz ilgi çeken bir lig, halı saha ligi. Çok da keyifli işler yapılıyor. Rakipbul.com'da fotoğrafları ve videoları da var organizasyonun. İsterseniz oradan girip bakabilirsiniz diyelim. Şimdi Radyo Spor'da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Gündeme kısacık bir